Türkiye'nin en güçlü uydusu TürkSat 5B çalışmak için artık gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 14 Haziran Salı günü yerli uydumuzun hizmete alınacağını açıkladı. TürkSat 5B haberleşme uydusunun yörünge yolculuğu 19 Aralık 2021 tarihinde başladı. O yolculuk tam 5 ay sürdü. Yörüngedeki Türk uydu filosu gücüne güç kattı. 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştı. Performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı. Uydumuzu hizmete alınma vakti artık geldi. Ve şimdi sıra geldi Türkiye'nin en gelişmiş uydusunu harekete geçirmeye. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu kritik tarihi açıkladı. En güçlü uydunun 14 Haziran'da hizmete alınacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran Salı günü TürkSat 5B'yi hizmete alıyoruz. Böylece ülkemizin aktif haberleşme uydu sayısı da 5'e yükseliyor. TürkSat 5B 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya erişim sağlayacak. Veri iletim kapasitesi tam 15 kat artacak. Üstelik 35 yıl boyunca durmaksızın çalışacak. Bakan Kara İsmailoğlu, yerli ve milli teknoloji hamlesi çerçevesinde yeni hedefi de açıkladı. TürkSat 6A uydusu için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılında yani 2023'te 6A'nın yörüngeye gönderileceğini açıkladı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl döneminde hedefimiz kendi uydusunu projelendiren, entegrasyon ve testlerini yapan dünyada sayılı ülkeler arasına girmektir. Bu hedefimize uygun olarak yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'nın entegrasyon ve testleri TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam etmektedir. Yangın çıkan fabrikada işçiler yangın merdivenine akın etti. Dışarı çıkacaklarını düşündüler ancak kapı kilitli olduğu için mahsur kaldılar. Evet, Esenyurt'ta yangın var. Şu an yangın merdivenini görüyorsunuz bakın. İnsanlar burada mağdur. Şu an yansalar bakın görüyorsunuz kilitli. Sözde yangın merdiveni. Alevlerden kaçtılar, merdivenlere ulaştılar. Ancak kapı kilitliydi. İnsanlar böyle çığlık çığlığa atıyorlardı. Bile kız, erkekler, çocuk. İstanbul Esenyurt'ta bir marketin deposunda yangın çıktı. Alevler büyüdü, bina dumanla doldu. İşçiler yangın merdivenine akın etti. Ancak çıkış kapısı kilitliydi. İşçiler mahsur kaldı. Evet, Esenyurt'ta yangın var. Şu an yangın merdivenini görüyorsunuz bakın. İnsanlar burada mağdur. Şu an yansalar. Bakın görüyorsunuz kilitli. Sözde yangın merdiveni. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kilidi kırdı, kapıyı açtı, işçileri kurtardı. Ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Evet, Esenyurt'ta yangın var. Şu an yangın merdivenini...